yapıyor? Yedek güç bekliyor. Herkes mutlu. Aileler, çocuklar, gençler gelmiş, sevgililer gelmiş. Hey. Thank you very much. Thank you very much. You are very good. Thank you. Arkadaşlar yeni doğmuş gibiyim ya. İnanılır gibi değil gerçekten. Herkese selamlar. Muhteşem bir Tokyo sabahından ne kadar güzel sabah şekerleri gibi açtım. Minnoşlar, tospalar, bu taraftan sesler geliyor. Ne oluyor lan? Koş koş koş. Yeni kavga var galiba. Oha! Benim hostelim hemen şurada. Shinjuku bölgesi burası. Aksanı da çözdüm fark ettiyseniz. Shinjuku. Allah! Vallahi Budist sahipleri bir şeyler yapıyorlar. Daha kamerayı açtık hemen. Evet, beni yeterince gördünüz. Teyzeler, ne yapıyorsunuz? Bakın Hacı Emmi'ye. Hacı takkesi. Oğlum bunlar ne yapıyorlar? Şunları yakalayayım ya. Koşuyorum. Ne yapıyor bunlar? Ne oluyor oğlum? Deniz orası. Hay hay. Allah şunlara bakayım. Yemin ediyorum şöyle sakin yürüyecektim şu tarafa doğru. Burada. Teyzeme bak ninja. Hello. Ha burada da var. Lan nereye düştüm? Demin çıktım hostelden. Zeki amca. Bu ne? Böyle zorlanıyormuş gibi bir şey yapıyorlar. Aha şu adam Miyazaki. Yal, bak bilen bilir. Bunlar iyi ile kötüyü karşılaştırıyorlar sanırım. Bu ne yapıyor? Yedek güç bekliyor. Bunlar bir
savaşı canlandırıyorlar ya. Atıyorum, nasıl atıyorum ama. Bak bu Sivaslı. Dur burada da. Mükemmel ya. Osap. 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 Geç kız geç, Allah cezanı vermesin seni. Kıza taşıttırıyorsun. Osap. Osap. Esat, 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 Esat mı diyorlar, ne diyorlar anlamadım ki, her neyse. Ha burada başkaları var, dur onlara da bakalım. Ben de seni çekerim. Evet. Oo Sony Olympus. Kamerayı amca. Esat, 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 Esat. Esat, Esat, Esat. Herkes mutlu, herkes gülüyor. Karşıya geçelim bakalım. Ya bu benim hostele de girdiler. Başka grup da hostele girdi. Yemin ediyorum darbe var galiba. Shinto darbesi. Allah Allah. Aa şurada filmlerde gördüğüm bir adam var. Samuraylara benziyor. Koş 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 koşun. Siz ne yapıyorsunuz orada oturmuş? Harbi acayip. NBA maçı izliyorlar. Amca nereye kayboldun ya? Vallahi uçtu adam. Aha bu işte. Vallahi bu. Aa. Ne yapıyor? Trafik. Trafik polisi mi bu? Aa ninjalar. Şapka çok güzel ya. Vallahi Paris moda haftasından. Bu adam zengin belli, parayı bulmuş. Apple Watch var. Aa ne? Karate kitler bunlar. Piknik yapıyorlar bakın. Çatal bile yok. Teşekkürler. Hay hay hay. Çatal bile yok görüyorsunuz fakirlikten. AKP döneminde ülkemiz gelişti, çatal var. Bakın Japonlar çatalsız diyorlar. Burada bir şeyler oluyor. Amca burnunla oynama, burnunla oynama ya. Burnunla oynama, Japonsun falan tamam. Ama yani. Beleş meyve suyu dağıtıyorlar arkadaşlar. Kız para popçuları, siz ne yapıyorsunuz burada? Ooo şiş kebap. Ooo. Of 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 of.
Maşallah, maşallah. Flüt çalan kız güzel bayağı. Kısa olmasaydı keşke. 1980'deki basketbolcular gibi. Magic Johnson gibi şort giymişler. Ulan yine action arasına düştük ya. Bu ne? Çok güzel kokular var ama hiç ama hiç aç değilim ya. Denemek istiyorum. Ahtapot, ahtapot. Yes. Ahtapot. Evet, mısır. Bu krep gibi bir şey. Ama sebzeli krep. Hamur, krep hamuru. Japon kültüründe bu balık çok şey. Bakın çocuk balık avlıyor ve kendi balığını seçiyor. Amca da balıkçı. Çocukluğumuzdaki Luna Park'lara benzettim ben bunu. Neden Türkiye'de artık böyle şeyler olmuyor ki? İnsanlar hiç eğlenmiyor ya. Çocuklar ne güzel. Herkes mutlu. Aileler, çocuklar, gençler gelmiş, sevgililer gelmiş. Muhteşem ya. Herkes gülüyor, herkes mutlu ya. Ve emin olun bunun parayla çok alakası yok yani bugünkü durumda. Pazar günü insanlar... Bakın yani belirli bir, spesifik bir grup yok. Çocuklar var, gençler var, 12 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında, yaşlılar var, herkes var. Harika ya, harika. Gerçekten muhteşem. Her grup var bakın, her grup. Ha bu, patates kızartmacısı. Onu bile şey yapmışlar böyle, sevimli hale getirmişler ya. Bayıldım ben Japonlara, çok 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 güzel insanlar. Bu da şey balık bunlar. Şiş balık. Krepler, oyuncakçı. Çikolatalı muz, çilekli muz. Ben bunu yerim. Bu da benim... Of çok güzel, ramen mamen var orada. Bunlar çok güzelmiş. 300. Yani 2 dolar arkadaşlar. Bu Japon yeni, birim fiyat denilen o saçmalığı, hani sıkandırıyorlar ya birim fiyat, birim fiyat diye. Burada anlayabilirsiniz. Türkiye'de o birim fiyatı yaparsanız, Japonya ile Türkiye'yi karşılaştırırsanız tabii ki tutmuyor. Birim fiyatın doğru olması için o ülkenin askeri ücretiyle para birimi arasındaki farkın eşit olması lazım. Atıyorum 1 euro 10 lira ediyorsa, karşılaştırdığınız euro ülkesinin, atıyorum İtalya'nın maaşının 10 kat daha fazla olması lazım ki denk bir sonuç versin. Ama aşağı yukarı bir fikir verebilir bazı ülkelerde ama mesela Japonya'da, Norveç'te vesaire bu fikri veremez. Arjantin'de imkansız. Veremez. Çok saçma olur. O sebeple birim fiyat diye bir şey yok matematikte. Size yanlış öğretiyor. Hello.
Can I have one? Çilekli alalım değil mi? Thank you. Strawberry? Yes, yes, yes. Aa, al diyor. Okay, thank you very much. Aa, buraya da saplıyor şeyi, muzu. Yeşili bozmasaydın, ha yeşili şey attı. Okay, thank you very much. Arigato gozaimasu. Hmm. Ay vallahi güzel. Her yerdeyiz ya. Hey. 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 Alıştım hay huy diye artık anlaşıyorum onlarla. Hey. Very nice. Yes. Of of of, bu çok güzele benziyor be. $3 Valla bayağı ucuz. Ben size söyleyeyim. Ananasu. Şiş kebabu. Kim? Abim ciğer yapıyor. Adanalı'ya benziyor zaten. Bir kola, 4 tane de böyle şiş, $300 $2 Vallahi Japonya çok pahalı diyorlardı ama o kadar pahalı değilmiş ya. Amerika'dan sonra hele, yani Kaliforniya'dan sonra. Şu sakarlığımda olmasa. Ne güzel yiyordum ya. Allah'tan burada çöp var. Ben çöp olmamasını araştırdım. Genel olarak ben de öyle yapıyorum. Cebimde taşırım çöpü, yani çöp yoksa. Bunlar da çantasını cebine taşıyor ama yani. Benim gibi ya, dışarıda çok dolaşan bir adamsanız. Dün ben 30 bin adıma yakın adım attım. Ya, çok fazla birikiyor çöp. Ve çöp yok. Ya, su içiyorsun. Şişeyi cebine koyuyorsun. Kaç tane şey? Kocaman 100 kilo adamım ben neredeyse. Sebebi şuymuş. Ceplerine taşıyorlarmış ama terör saldırıları vardı. Belki hatırlarsınız eskiden Japonya'da. O sebeple Türkiye'de de benzer sebeplerle yoktur fazla Marmaris'te vesaire. Çünkü bombalı patlamalar olmuştu. Burada geçen Shinzo Abe miydi? Shinzo Abe. Onu da suikast girişimde bulundular ya. Ya çok enteresan bir ülke yani. Adam bakışlar çok iyiydi ya. (Gülüyor)
The what's festival? Shintoism. This area. What? Yeah, area. In the Shinjuku. Shinjuku, yes. One times per year. Per year. Per year. And so there, it's Hanazono Jinja. Yes. Jinja. Jinja is a protect this hip area. And you speak Japanese, I translate. Okay. You speak Japanese. あの、日本語でも OK っていうことなんで、僕よりもうまい、そっちで話してもらったらいいか。Faru! Faru! No, you tell me in Japanese, what is this? スペイン語や。今日は、1年に1回のお祭りです。お祭りです。そう。このお祭りは、この地元の人に、安全と安心と幸せを届けるお祭りです。Yes. そのために僕たちこの後ワッショイワッショイワッショイワッショイワッショイ。I saw, I saw you. その前のエナジードリンク。ありがとうございます。Okay. Welcome. Yes. Have a nice time. You too. Yeah. You too. Thank you very much. Harika. Anlattı. Yoshi'ye soracağız arkadaşlar. Bakın buradaki otellerin bazıları 3 saatlik ve gecelik 7600. 7600 45-50 dolara geliyor. Yani 140 hesaplayın işte ya. İşte 3 saatlik de hızlı iş için. Bu ne? Parfümcü. Japonya tahminimden çok daha ucuz çıktı. Amerika'dan inanılmaz ucuz. Mesela bu sanıyorum bulaşık deterjanı. Yani 2 dolardan birazcık daha fazla. Çamaşır deterjanı işte. Çok pardon. Bakın bunu whey protein 100 gramı işte 140 bölüm 17,5 gramı 1 dolardan biraz fazla. Ucuz. Protein de ucuz. Polis bir yerlere gidiyor. Yine. Bu tarafa mı devam edelim? Hadi bakalım. Devam edelim. Mesela şu Dow. Türkiye ile karşılaştırın. Hadi yazın bakalım. Ben gerçekten uzun süredir olmadığım için Türkiye'de bu Dow Moisturizer nemlendirici 140-280 işte 2,5-3 dolar civarı. Ooo, Porsche mi bu? Evet, Japon güvercinler. Türkiye'dekilerle aynı. Aha, Porsche. Vallahi ben bu araba işi öğrendim arkadaşlar, farkında mısınız? Geze geze dünyayı, hiç arabada anlamayan adamdım. Porsche Porsche artık çözüyorum uzaktan bakınca. Ooo, güzel pizza vallahi. Tam Napoli usulü yapmışlar. Bakalım, şu yolda devam edelim. Bu mahallede de böyle K-pop tarzı tiplemeler var. Ya da top dandy diyor mesela. Top dandy. Erkeklerin... Ya bu şaka mı ya? Ya ben kamerayı açınca böyle bir şey olmak zorunda mı ya? Bir osurtan yani. Bakın şurada. Ya bıktım ya. Top dandy ne bu ya? Erkek mi? Eşcinseller için mi acaba? Kadınlar için erkek mi? Bak burada da Kotomi, Yukina, Sakaya, Sayaka, Runa, Yoshi Enomoto. Şurada Yoshi Enomoto. Bunlar ne ki acaba? Go-go bar mı acaba? Bakın. Aa, nereye düştük lan? Aa. Aha, King Kong. Vallahi King Kong. Sena, Yuki. Yani bunlar, bakın şu mesela erkek mi, kadın mı, bir cinsiyetsiz bir şey gibi bu Kore popu ya da bu Kore popu mu artık, Japon popu mu yoksa pop mu? Eren Guran mesela, bu Türk. İsmi Eren. Japonların Türk olduğunu da ispatlamış olduk. Gerçekten yani bu Kore popu ne? Bunun
kökeninde olan şey ne yani? Bakın. Bak. Mesela Akane, Noah, Akkari, Reno, Miyabi. Buralar bir tarz... Şey nerede? Hah, King Kong görecektik ya. Ağızdan salya mı akıyor? Dişleriymiş onun. King Kong'un dişleri. Aa, çöp. Oğlum burası tehlikeli bir bölge. Vallahi ben atmadım abi. Pis pis baktı ama ayağım çarptı benim ona. Temizleseydiniz çarpmazdı. King Kong. İlginç. Buraya gece de gelelim. Gece çözeriz burada ne olduğunu. Gece burada bir de Afrikalı. Yani Afro-Amerikalı falan değil. Ya da Japon, siyahi Japon değil. Bu arada siyahi Japon samuray var biliyor musunuz? Burada niye çöp var ya? Yerler çöp dolu. Bu nasıl Japonya ya? Acaba başka yere mi geldim ben? Neyse buralar pavyon bölgesi gibi herhalde. Çok pis ama. Akşam gelelim buraya. Heh. Japon bir samurayın hikayesi var. İnternetten izleyebilirsiniz. Çok enteresan. Şintoizm mitolojisinde diyelim. Siyah şeytanlar falan var. Tabii ki bunlar şeyi bilmiyorlar. Siyahi insanları bilmiyorlar. Zanzibar'dan bir gemide siyahi bir tane Afrikalı geliyor. Ve inanılmaz saygı duyuyorlar. Onu böyle büyük bir savaşçı oluyor. Samuray oluyor. Savaşlarda savaşıyor. Sağ kolu oluyor buranın. Burada ne oluyor? Aa, bizim pilavcı. Ne oluyor burada? What are they waiting for? What are they waiting for? Speak. What's he saying? Dive. 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 Music ride. Hey, club. Club. Ha. Japanese idol. 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 Ah, like television program, like. So. Talent, talent. Yeah? Music, music, for music? Music, yes. Ah, kız, kız seçildi, girdi. Ha, bunlar şeye giriyorlar. Pilavcı. Thank you very much. Thank you. Kabalık yaptık adama, şey yapmadık, unuttum. Bazen kafam böyle gidiyor ya. For Japanese music. Music program. Japanese idol. Japanese idol. Yes. Yes. You go for rap music. Rap music. Music. No, 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 no. Idol. Idol. Huh? Idol. Yes. Idol. What? Your talent. What's your talent? Singing. Talent. Talent. Berlin Shoujo Heart. What? Berlin Girls Heart. Okay. Bell ring. Yes, sir. Yes, bell ring. Yes. You do? You can do? Mm-hmm. Yes. Yes. Sir. You do? Okay. I wait. 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 Yes. Hi. Hi. What's that? YouTube. Okay. Thank you very much. Arigato gozaimasu. Anlamıyorlar ya. Bu ne yapıyor bu yine? Ne oluyor? Bana bakıyor pis pis. Japonya'nın yetenekleri şey var ya, Türkiye'de böyle şeyler. Neyse artık. Ne güzel esiyor. Of. Ha, polisler yolu kapatıyor. Aa, çocuğun ayakkabılara bak. Çok enteresan bir alem bu Japonya. Gerçekten her şeyle. Şu tarafta action var ama biz bu tarafa gidelim. Bakın şimdi size çok enteresan bir şey göstereceğim.
binaların, iş yerlerinin çıkışlarında, hani bizde sonuçta çıkar ya arabalar, bizde kimse olmaz yani, araba çıkar sağa sola bakar arabadan. Burada 2 ya da 3 kişi oluyor bakın. Tamamen kontrol ediyor. Ve tabii ki trafik sağdan akıyor. 2, 3, bazen 4 kişi gördüğüm bile oluyor. Çok çok enteresan bu. Çünkü burada insan işi de ucuz değil öyle yani. Başka ülkelerde, Hindistan'daki gibi vesaire yani. Aa, kıza bak, gelinlik giymiş gibi. Çok yakışıyor mu bunları? Çok güzel şeyleri, kıyafetleri. Aha dönerci, vallahi yine bir dönerci. Ve sıra var. Helal olsun abime. Parayı buldu. Sıra var. Pilav üstü satıyor galiba. Hi, how are you? Şu işareti gördüğünüz zaman berber gençler. Muhtemelen biliyorsunuzdur ama bu şeyler ne acaba? Işık mı? Başka bir şey mi acaba? Verici mi? Ne ki bunlar ya? Aa, Rus. Sungari. Sungari. Sungari yazıyor Kiril alfabesinde ama ne demek ki? Sungari. Sungari. Rus restoranı galiba. Rus bir babuşka var ve Rus vodkaları, havyar. Ay ne komik, ne komik. Bize de anlatın, biz de gülelim. Surat ifadeleri ne ya? Bu ne abi ya? Her şeyi abartmasanız olmuyor yani. Her şeyi abartmayın. Bu ne? Renkli otel. Hotel Colorful diyor. Kısa mı çalışıyor otel? VIP room'a bak. Pembe, yeşil oda. Virüsü durdurun. Yanlış yerde mi kalıyoruz acaba ya? Bakın, kamyonun üzerinde büyük para 1-2-3 1-2-Y, arkasında da şey yazıyordu. Herkesten daha fazla kazanın yazıyordu. Ne pazarlıyorlar acaba? Herkesten daha fazla kazanın. Çok tehlikeli bir söz biliyorsunuz. Her şey olabilir. Her şey, herkesten daha fazla kazanın diye reklamını yapıyor, dönüyor. Böyle kamyonlar, tırlar var, devamlı dönüyorlar. İşleri bunun reklam yapmak. Başka bir şey yok. Ya şöyle bir alt geçitten geçtim. O kadar güzel bir duvar resmi var ki. Tamam, şu anda kuralları çiğniyorum. Çok güzel ama ya. Ne kadar... Bunlar samuraylar sanırım. Ninja. Bu arada ninja, samuray, bunlar nedir, nasıl çıkmıştır? Bunların hepsini anlatacağım size. Yıllardır çok merak ettiğim ve okuduğum konular bunlar. Çok enteresan hikayeleri var. Öyle bildiğiniz gibi efsane falan değiller. Gerçekten de varlar. Tabii ninjaların öyle ışınlanması vesaire, onlar efsane ama yani o dönemde Japonya'da çıkan efsanelerden ortaya çıkıyor, öyle söyleyeyim. Yani Hollywood'un falan uydurduğu ya da işte Japon sinemasının uydurduğu şeyler değil. Ninjalar ve samuraylar gerçekten var. Bu amca da onlardan bir tanesi mesela. Bu ne? Arkadaşlar neresi? Nereye geldik ya? Hayret bir şey. Scientology, hayır. Hayır. Artık belgesel yapmayacağım size. Yeter. Yemin ediyorum, izin almak için o kadar uğraştım ki Scientology ile. Burada da kiliseleri mi artık? Kilise deniyor herhalde. Kiliseleri varmış.
söylemişlerdi bana da. Benim hostelin dibinde yakınında çıktı. Amerika'daki binaları daha gösterişli ama burada böyle düz bina. Tabii Japonya'da emlak pahalı. Ya bu şeyler her yerde var arkadaşlar. Otomat makineleri. Her şeyi alabiliyorsunuz sabah öyle akşam. Bu çok güzel bir şey aslında. Bazı ülkelerde su bulamıyorsun ya. Romanya'yı hatırlarsınız. Gece susuzluktan ölecektim, su yok. Yemek burada Tayland gibi inanılmaz hayatın parçası ama Tayland gibi o kadar da şey yok. Sokak yemeği yok. Var yani, var. Yok demiyorum. Herkes bazen yanlış anlıyor benim söylediklerimi. Ama bu Burger King, McDonald's, Zartzurt bilmem ne. Yani her yer yemek arkadaşlar. Yemek olmayan yer yok ve geç saatlere kadar açık oluyor. Bu da güzel. Tabii ki bu Burger King vesaire, yani Japonya'nın yemekleri mükemmel. Bence hiç gerek yok bu kadar sağlıksız yemeklere ama işte gençler özen iyi. Gençler özen iyi. Evlere bakalım. Anlayamayacağım ben ya. Bu ne? Rüzgar esiyor. What can I do here yazıyormuş ya. What can I do here? Allah, masaj mı bu? Doktor Scratch. Doktor esnetme doktoru gibi diyelim. Aa, esnetiyorlar. Allah, ben bunu yaptırırım. Kaç lira ki? Ne diyor? Shinto tapınağındayım. Kısa bir sürede döneceğim. Az sonra döneceğim. 60 dakika 8910. 140. Pahalı lan. 50 dolar. 60 dolar. Görüyor musun? Ama çok güzel benziyor ya. Arkadaşlar yeni doğmuş gibiyim ya. What's your name? Shunsuke. He? Shunsuke. Shunsuke. You're taller than me. Yes. Benim kadar uzun neredeyse. Thank you very much. Thank you very much. You're very good. Thank you. Arkadaşlar yeni doğmuş gibiyim ya. İnanılır gibi değil gerçekten. Gerçekten. I'm going to sleep now. Arkadaşlar. Şu anda hostele nasıl gideceğimi bilmiyorum. Ben hayatımda böyle bir şey. Şu anda tek istediğim uyumak. O kadar. Ya yeniden doğdum ya. Bende 4 tane fıtık var. Bir tanesi büyük. Bir de skolyoz var omurilikte. 16.7 derece. Ama inanılmaz yük biniyor omuriliğe o skolyoz yüzünden. Yani gerçekten seyahat etmem bile mucize bazen bu koşullarda. Eski basketbolcu olduğum için öyle potalara smaç basardık, uçardık, kaçardık. Sonra da böyle oldu biraz. Basketbol oynamanın zararları ileride böyle çıkabiliyor. Ailede de var tabii. Ben çok kötü olmuştum Meksika'da. Ve artık yani Meksika'nın dağındayım.
buralarda böyle masaj falan var mı dedim. Kayropraktik var dediler. Gittim dağ başında. Yani tabii ki bilimsel bir adam değil. Gözleri görmeyen, görme engelli bir adam. Bana bu şekilde manipülasyon yaptı. Siz yaptırmayın tabii ki. 3-4 sene oldu herhalde Meksika gezisi benim. Kadın da utana utana fotoğraf çektiriyor adam. Tren geçiyor. Arkadaşlar çok çok uykum var. Yani anlatamam size. Şurada uyusam uyuyacağım şu anda. Adamın yaptığı hareketleri o videoda görünce bir de dedim Japon şeyle yapayım. Ya tabii ki Meksikalı harç hurç girmiş ve gerçekten benim fıtığımı düzeltti. Ben Kolombiya'da dağlarda kabilelere gidene kadar bayağı ayaklarıma falan yere dokunuyordum böyle ellerimle. İnanılmaz bir mucize yarattı adam. Ki ben hayatta inanmam ama çaresiz kaldım yani. Yürüyemiyordum. Ama ondan sonra hiçbir zaman o gibi olmadı. Fıtık yüzünden yürüyememezlik. Çok büyük acı çekmedim hiçbir zaman. Treni göstereyim size. Gerçekten konuşmaya halim yok ya. Ama işte seyahat ederken insan yani o 4 tane fıtık, bir tanesi zaten büyük. Ve skolyoz yüzünden artık yani bazen çok yoruluyorum. Yoruyor yani. Acımasa da yoruyor. Yani bu Japon inciliyle yaptı. Meksikalı Hanzolu'yla yapmadı yani. Çok güzel oldu ama ya. Doktor Stretch. Eğer Tokyo'ya gelirseniz gelin arkadaşlar. Çocuğu da bulun. Gerçekten işin ehli. Hiç kabaca yapmadı yani. Çok güzel yaptı. Ben şu anda yeni doğmuş gibiyim. Bir de ucuz olsun diye 40 dakikalık aldım. 80 dakikalığını da gelip alacağım. Yok yani. Türkiye'de olsa haftada iki kere her hafta iki kere aksatmam. Allah'ıma burada uyuyacağım bak. Yemin ediyorum burada uyuyacağım. Hadi görüşürüz ya. Yani nefes alıyorum ya. Oh, görüşürüz.